Günaydın Cansın Evacı. Evet, bugün 27 Mayıs ve tarihimizin bir kara lekesi olarak, bir utanç günü olarak tarihe tam 61 yıl önce geçti. Sizin de ifade ettiğiniz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanının ve bakanlarının idam edildiği tarih 27 Mayıs. Askeri darbenin üzerinden tam 61 yıl geçti ve bizler de şu anda Adnan Menderes'in, Fatin Rüstü Zorlu'nun ve Hasan Kan Polat'ın hemen kabri başındayız ve sizin de ifade ettiğiniz gibi özellikle de Türk demokrasi tarihinin kara lekelerinden bir olan ve milletin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 darbesinin üzerinden 61 yıl geçti. 27 Mayıs 1960 Türkiye'de halkın iradesinin yok sayarak askeri bir darbeyle vesayet sistemi kuranların sahneye çıktığı tarihti ve tarihe bir utanç vesikası olarak geçen 27 Mayıs 1960 itibariyle Anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedilirken ülkenin başbakanı ve iki bakanı ise idam edilmişti. Aslında sadece onlar değil, 1960'da 27 Mayıs'ta Türkiye'nin başbakanının, bakanlarının ve aynı zamanda milletvekillerinin aralarında bulunduğu tam 592 kişi yapılan askeri darbeyle juntacılar tarafından oluşturulan mahkeme ile yargılandılar ve bu adilsiz yapılan yargılanmanın sonunda ise Fatin Rüstü Zorlu, Adnan Menderes ve Hasan Polatkan'sa idam edilmişti. Dediğimiz gibi Türk tarihimizin bir kara lekesi olarak 27 Mayıs olduğu yerde duruyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Peki Mehmet'e teşekkür edelim. Bir kez daha Allah'tan da rahmet dilemiş olalım. Şimdi bir de Aydın'a uzanacağız. Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nde de sona gelindi. Aydın'da merhum başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Koçhali ilçesinde yapılan müzede Menderes'in eşyaları da sergilenecek. Muhabir arkadaşım Gamze Elçi bizi o noktada bekleyen isim. Gamze, günaydın. Hoş geldin yayına. Nedir müzedeki son durum? Neler aktaracaksın bize? Seni dinleyelim. Evet Cansın, merhum başbakan Adnan Menderes'in olduğu yerdeyiz. Yani Çakırbeyli. Burası, Çakırbeyli'ye girince bile o ruhu burada hala hissetmek mümkün. Ve köylüler de, burada yaşayan vatandaşlar, herkes de hala o ilk günlerin acısını ve Adnan Menderes'in o hatıralarını burada yaşıyorlar. İlk günkü gibi her anıyla onu anıyorlar. Çakırbeyli çok önemliydi Adnan Menderes için. Ve şimdi onun hatırası için yapılan bu müzenin hemen önündeyiz. Gördüğünüz gibi müzede büyük bir şekilde müze inşa edilmiş durumda. Üç katlı bir inşa söz konusu ve bu müzede doğup büyüdüğü kendi Koçhali ilçesine bağlı Çakırbeyli'deki o evinin ilk hali burada restore edildi ve müze haline dönüştürüldü. %98'i tamamlanmış durumda. Bina çevresindeki rekreasyon alanı tamamlandı. Ancak bina içerisinde dekorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Sona yaklaşıldı, çok az kaldı. Açılış tarihi için de Cumhurbaşkanı'nın katılımı bekleniyor burada. Henüz net bir tarih yok. Talimatları doğrusunda Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla açılış gerçekleşecek ve kendisinin de katılımı burada arzu ediliyor Aydınlılar ve Çakırbeyliler tarafından. Menderes'in eşyaları ile döneme ilişkin eşyalar sergilenecek bu müzede. Binanın giriş kapısının önünde Menderes'in makam aracı ve Çakırbeyli çiftliğinde kullandığı traktörü de yer alacak. Henüz müzeye gelmedi. Valilik konutunda şu an hazır bekliyor. Müzenin zemin katında bir dijital kütüphane olacak. Şu an içeri girmek mümkün değil. Ancak daha önce bu müzeye gelmiştik ve içerisini de görüntülemiştik izleyicilerimiz için. Orada da bir dijital kütüphanenin, sinevizyon odasının olduğunu da göstermiştik aslında. İkinci katı, birinci katında ise Menderes'in hayatı anlatılacak. Burada Menderes'in kullandığı eşyalar ile o döneme ilişkin yurt içi ve yurt dışından getirilen eşyalar, envanterler sergilenecek. Ve bir diğer katta ise sosyal yaşam alanı oluşturulacak ve orada da yine Adnan Menderes'in hayatı anlatılacak. Yurt içi ve yurt dışından getirdiği tüm o materyaller de yine burada sergilenecek. Bir anlamda vatandaşlar buraya geldiklerinde Çine Çayı'nın hemen kenarındaki bu müzede Adnan Menderes'i çok daha yakından tanımış olacaklar. Çine Çayı dedik, bu çay da çok önemli. Burada gördüğünüz gibi çayın hemen kenarında bir değirmen de yapılacak. Kısa bir hikayeyle bitireceğim. Yassıada'da yargılanırken Adnan Menderes çocukluk arkadaşı Ethem Menderes'e "tövbeler olsun, bir daha çiftlikten Aydın'a gidersem" demiş. Burada Çine Çayı'nın
Ağacı'nın kenarında Söğüt Ağacı'nın gölgesinde oturacağım, yüzümü göğe çevireceğim ve Söğüt Ağacı'nın bana verdiği o hissiyatla hayatıma devam edeceğim demiş. Ancak maalesef darbenin ardından ve idam edilmesinin ardından bir kez bile daha gelememiş Çakır Beyliği. Bu da böyle bir hatıra olarak kaldı. İşte bu nedenle de bu müze burada Çine çayının hemen kenarına inşa edildi.